Nick ve Jenny'nin milyoner ebeveynleri bir dünya gezisine çıkıyorlar. Ve Nick'ten bebek bakıcılığı yapmasını istiyorlar. Artık ev onların hizmetinde. Kasanın anahtarı için öldüresiye savaşıyorlar. Neler olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız hemen bu videoyu beğenip zile tıklayın. Nick zaten hedefine ulaşmıştır ve kız kardeşini kandırmak için hileli bir hamle yapar. Nick para çantasını Jenny'den saklamanın bir yolunu bulmaya çalışıyor. Çünkü bu parayı bir video oyununa harcamak istiyor. Parayı havuzun dibinde saklamaya karar veriyor. Ama Jenny suyun içinde bile paranın kokusunu alabilir. Bu hiç de fena değil. Nick parasının tırtıklandığını fark eder. Bu nedenle parasına daha iyi güvenlik sağlaması gerekir. Jenny köpeklerden çok korkar. Özellikle suyun altında olanlardan. Artık Nick'in parası güvende. Jenny birkaç banknot daha çalmaya karar verir. Ama sürpriz! Su altı köpeği var. Nick havuzda bronzlaşırken küçük kız kardeşine de göz kulak oluyor. Ama kardeşinin bir intikam planı var. Bu elinde tuttuğu bitcoin kardeşinin teknesini kolayca batırabilir. Çok üzüldüm. Nick bunu hiç beklemiyordu. Jenny bu duruma gülüyor. Ama erkek kardeşi gerçekten batıyor. İşte bir güvenlik simidi. Ama Nick için çok ucuz. Onun kalitesinde bir simit değil. Nick havuzu temizliyor. Şu altın külçelere bir bakın. Suyun altında bunların ne işi var? Jenny gözlerine inanamıyor. Artık Nick daha da zengin. Bu havuzun içinde bir servet bulabilirsiniz. Jenny de şansını denemek istiyor. Aa, bir şey yakaladı. Bu bir popit. Anlaşılacağı üzere altın etkisi yaratmıyor. Kardeşi yine ona şaka mı yapıyor? Evet. Bu çok komik. Nick sıkılmadan parasını hayatının sonuna kadar sayabilir. Bu onu çok rahatlatıyor. Aa, yeni bir şey buldu. Bu altın bitcoin. Jenny de biraz para kazanmak istiyor. Bu yüzden ondan bunu paylaşmasını istiyor. Jenny bitcoin'i bahçeye ekmelerini ve böylece bitcoin'lerle kaplı her yeri altın olan bir ağaca dönüşmesini önerir. Nick ona her ne kadar inanmasa da her ihtimale karşı denemek istiyor. Ya hayal edemediği kadar zengin olursa? Jenny de bu boşlukta kardeşinin parasını kollayacak. Nick altın ağacı ekmek için mükemmel bir yer buldu. Eker ve beklemeye başlar. Ama Jenny'nin de burada olmasını hiç beklemiyordu. Madeni parayı kolayca çıkarır. Nick gerçekten şok oldu. Altın ağacının kök saldığını sandı. Artık bu para ağacını sulayabilir. Kardeşler badminton oynuyor ve oldukça eğleniyorlar. Ama Jenny başka bir eşek şakası yapmak için sabırsızlanıyor. Topu altınla değiştirirsem ne olur? Tam isabet. Nick'in gözünün içinde bir altın var. Bu acıtmış olmalı. Ama gözü artık altındır. Nick bunu çok sevdi. Diğer gözüme de vuracak mısın? Nick aç ve biraz çikolata yiyecek. Ailesi evde yokken istediğini yiyebilir. Telefonunu bir yerde unutmuş. Jenny erkek kardeşinin öğle yemeğinin üstüne oturur. Nick Jenny'nin altın çikolatasını yediğini düşünür. Ama o tüm bu iddiaları reddeder. Bir dakika, onun arkasında ne var? Bu kazayla yapılmış bir eşek şakasıydı. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun Nick? Yeni sörf tahtasını test etme zamanı. Nick kız kardeşinin onu rahat bırakması için kardeşini havuza atar. Jenny bundan hiç hoşlanmaz. Nick kim olduğunu sanıyor. Görünüşe göre Jenny bir intikam planlıyor. Nick sörf tahtasında zar zor ayakta kalabiliyor. Üzerinden kayıp bir türlü keyfini çıkaramıyor.
Çünkü Jenny onu güneş kremiyle bezedi. Aynı zamanda kendisini de. Trambolin üzerinde zıplamak çok eğlenceli. Jenny de eğlenmek istiyor. Ancak Nick ona izin vermez. Çünkü o eğlencesine gölge düşürür. Jenny'nin mutsuz olduğu yerde kardeş mutlu olamaz. Trambolini yay gibi yapıyor. Bu hamleden sonra uzay yolcusu kalmasın. Aa, Nick bir şey buldu. Bu bir ay elması. Çok değerli olmalı. Jenny kardeşi ayda keşif yaparken trambolinde eğleniyor. İşte geldi Nick. Galaksiler dünyasından bir hazine ile geri döndü. Jenny sevgilisiyle dışarı çıkmak için hazırlanıyor ve yanına fazladan makyaj malzemeleri koyuyor. Nick küçük kız kardeşine şaka yapacak. Tüm bu makyaj malzemelerine ihtiyacı yok. Onun bu konuda daha iyi bir fikri var. Ağır altın külçeleri çok daha iyi. Bu çanta artık çok ağır. Ama aşk hiçbir engel tanımaz. Jenny çantayı kolayca alır. Nick'in de kız arkadaşı program yapmak isteyip istemediğini sormak için onu arar. Bugüne özel çok şık giyindi. Jenny şans getirmesi için ona sarılır ve ceketine ucuz bir fiyat etiketi yapıştırır. Nick randevusu için harekete geçiyor. Kız arkadaşına ne kadar zengin olduğunu göstermek istiyor. Ancak indirim etiketi çok da etkileyici gözükmüyor. Nick ne söyleyeceğini bile bilmiyor. Özel randevusu mahvoldu. Hatta itibarına bile veda edebilir. Nick güneşin altında rahat etmeden önce parasını tekrar sayar. Jenny bu fırsatı görmezden gelemez. Nick bu bronzluğundan dolayı utanç duyacak. Artık karın kaslarını kimseye gösteremeyecek. Jenny oldukça keyifli. Ancak güneş başına geçmiş olmalı. Kardeşler dışarıda güneşleniyor. Umarız çok yanmazlar. Nick Jenny'den güneş kremi konusunda yardım ister. Jenny de seve seve ona yardım eder. Ama yanlışlıkla güneş kremiyle yapıştırıcıyı karıştırıyor. Hay aksi. Nick'in diğer tarafına dönmesi gerek. Ancak bir saniye. Nick artık çevre düzenlemesinin bir parçası. Jenny onun yardım çığlıklarını duymazdan gelir. Onu bir çimen gibi sular. Nick dolar yığınının içinde 1 euro bulur. Buna ihtiyacı yok. Ve Jenny'nin bu paraya karşı bir alerjisi var. Nick bunu bilmiyormuş gibi davranır. Vay canına, harika bir oyunculuk Nick. Jenny'nin hemen yanında euro destesi sallıyor. Cüzdanını unutmuş. Nick bu fırsatı kaçırmaz. İçine euro koyar. Pizza siparişiniz geldi. Ödeme zamanı. Ancak alerjisi zirve seviyesini yaşıyor. Teslimatçı bahşişinden memnundur. Fakat Jenny'nin alerji krizi tutmuştur. Güzel şakaydı Nick. Jenny video oyunlarını çok sever. Kardeşinden onunla oynamasını ister. Meydan okuma kabul edildi. Nick sinir bozucu kız kardeşini yenmeye kararlı. Ancak Jenny bu oyunda çok iyi. Nick'in hiç şansı yok. Bir hile kodu kullanmadığı sürece tabii. Bu onun tek şansı. Fakat sıralamayı karıştırmaması gerek. Vay canına. Ne güzel bir hile kodu. Ne olursa olsun kazanmak zorunda. Ve sonuç olarak Jenny'yi gerçekten yendi. Bu
oyun Nick'i yordu. Hemen uykuya daldı. Ama sonra anahtarının çalındığını fark etti. Şimdi kardeşler büyük bir kavgaya tutuştu. Ah hayır, anahtar pencereden aşağıya düştü. Şimdi ne olacak? Ebeveynler onlara çok kızacak. Neyse ki ebeveynleri tam o esnada oradan geçerken anahtarın düştüğünü görüp onu aldılar. Artık çocuklarına kasada ne olduğunu göstermeleri gerek. Kasanın içinde Nick ve Jenny'nin bir fotoğrafı var. Çünkü onlar ebeveynlerinin sahip oldukları en değerli şey. Kardeşler artık bu fotoğrafı kimin alacağına dair yeni mücadeleye başlayabilirler. Ebeveynleri tatile çıkmadan önce tüm paralarını kasadan almışlardı. Yeni hikayemizi beğendin mi? En sevdiğin bölüm neydi? Yorumlarda bize bildir. Turum Turum Trik'ten yeni bir videoyu asla kaçırmamak için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.